Amerikan Hava Kuvvetleri gelecek nesil tanker uçak için çok farklı bir konsepti hayata geçiriyor. Jet Zero şirketiyle yapılan anlaşmayla birlikte uçan kanat, yani havacılıktaki ismiyle Blended Wing Body, bütünleşik uçan kanat konsepti 2026 yılında ilk prototipe kavuşacak ve 2027 yılında da gökyüzüyle buluşacak. Neden Amerikan Hava Kuvvetleri bu konsepti seçti? Gelecekte hangi uçak tasarımlarına bu yansıyacak ve bir de tabii işin tarihi var. Bir tarafta da bizim TUSAŞ'ın yaptığı Anko 3 uçan kanat İHA sistemi var. İşte uçan kanatlara birlikte bakıyoruz. Bir kuş gibi uçan bir kanat düşünün. Dikey stabilizesi yok ve tüm uçuşunu yüksek verimlilikle gerçekleştiriyor. Gerçekten kulağa çok çok hoş geliyor. Aslında 1930'larda bunun havacılıkla ilgili çalışmaları başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Horten dizaynını görüyoruz. Daha sonra da Amerika'da Northrop şirketi farklı farklı tasarımları hayata geçirmeye başlıyor. N1M, arkasından YB-35, YB-49 gibi modelleri görüyoruz. Fakat uçan kanadı her ne kadar görüntüsü çok iyi olsa da, aerodinamik olarak mükemmelliğe yakın bir uçuş karakterine sahip olsa da havada kontrolü çok zor. Bu konuda pilota çok ağır yükler düşüyor ve bir süre sonra da Northrop bu çalışmaları durdurmak zorunda kalıyor. Çünkü o dönem çok fazla gelişmiş bir otopilot sistemi yok ve daha sonra proje iptal ediliyor. Fakat proje iptal edilince her şey yakıp yıkılmıyor. Kenara çok önemli bir tecrübe aktarılıyor ve bunlarla ilgili akademik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Aslında uçan kanatla ilgili tarihten bugüne baktığımız zaman en başarılı konseptlerin başında B-2 Spirit bombardıman uçağı geliyor. 1980'li yıllarda başlayan bu tasarımın arkasından bugün Amerikan Hava Kuvvetleri'nin sınırlı sayıda envanterinde var. Ve gerçekten uçan kanat stealth, yani radara görünürlüğü çok düşük, bombardıman görevlerinde kullanılıyor. Havadan yakıt ikmalle dünyanın herhangi bir noktasına gidip operasyon yapıp radara görünmeden dönmesi mümkün. Fakat tabii çok pahalı olduğu için çok az sayıda üretiliyor ve proje kısıtlı sayıda kalıyor. Şu an Northrop o dediğimiz işte 2. Dünya Savaşı'ndaki çalışmaları B-2'ye aktarıyor. Arkasından da B-1 Raider olarak adlandırılan yeni nesil B-2'nin yerini alacak uçak konsepti üzerine çalışıyor. Peki neden uçan kanat konsepti isteniyor? Dediğim gibi çok yüksek bir aerodinamik verimlilik yakalanıyor. Dikey stabilize yok. Gövde kanatlardan oluşuyor. Geniş bir kanat alanı. Bunun içinde yakıt tankı koyabilirsiniz. Bombardıman uçağıysa bomba koyabilirsiniz. Çok uzun havada kalıyor ve yük kapasitesi yüksek. Şimdi buradan edinilmiş tecrübeyi Northrop Jet Zero şirketi üzerinden tanker uçak haline geliyor. Jet Zero şirketi kimin diye sorabilirsiniz. Ortakları arasında Northrop Grumman var. Bu şirket bu uçan kanat konseptini tanker uçağa uygulayacak. Ve şirketin hedefi %50 civarında yakıt tasarrufu sağlayabilmek. Düşünün, havada uçuyorsunuz ve şu an Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki, işte bizde de olan KC-135'ler, KC-10'lar gerçekten eski nesil teknolojiler. KC-135 50'lerin teknolojisi, motorlar biraz daha yeni modernize edildiği için, veya KC-30 onlar da 70'lerin teknolojisi. Çok fazla yakıt harcıyorlar ve havada kalış süreleri de tabii fazla yakıt harcandığı için kapasite düşüyor, daha düşüyor. Yakıt verebileceği uçak sayısı azalıyor. Şimdi Amerikan Hava Kuvvetleri bu konseptle birlikte çok verimli bir uçak tasarımına geçecek. %50 oranında yakıt tasarrufu hedefleniyor bunlarla ilgili ki bu çok 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 ciddi bir miktar. Bir yandan da tabii Amerikan Hava Kuvvetleri aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri federal bir hükümet yapısı içerisinde en fazla yakıt harcayan kurum, devlet kurumu. Bunun da önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki teknoloji bununla mı kalacak? Ar-Ge maliyetleri yapılan bu askeri yatırımlarla daha sonra sivil sektöre doğru geçilecek. Çünkü bir havayolu şirketi için düşünün, yakıt maliyetleri bugün bir havayolu şirketinin ortalama rakamlar tabii petrol fiyatlarına göre değişiyor. %30'u, %40'ı ana maliyeti aldığınız bilet fiyatının bunun yarı yarıya kesilmesi, tasarruf edilmesi demek inanılmaz bir teknolojik adımı da yanında getiriyor. Maliyetleri aşağı geçiriyor ve bu konuyla da ilgili çok ciddi çalışmalar var.
Bir de olayın çevre boyutu var. Biliyorsunuz uçakların çıkardığı karbondioksit gazı çevre kirliliği açısından da önemli bir faktör. Bunun da %50 kesilmesi anlamına geliyor. Peki sivil anlamda bunu adapte ettiniz. Yolcu kapasiteniz artıyor. Kargo kapasiteniz artıyor. Ve daha az çevreyi kirleterek uçuyorsunuz. İleriki dönemlerde bu geniş gövde yapısıyla birlikte bu uçakların hidrojen gibi alternatif yakıt kaynakları da kullanılarak uçması hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri bu konuda öncü bir adım olacak. Peki dünyadaki uçan kanat konsepti nereye gidiyor? Askeri açıdan baktığımız zaman stealth, yani radara gönüllü düşürük bir tasarım yapıyor. Bunlarla birlikte radar yansıtması gövde üzerinden çok daha düşük. Farklı ekipmanlar, farklı yapılar, dış yüzeyler kullandığınız zaman bunu daha da aşağı çekiyorsunuz. Bu da önemli bir avantaj sunuyor. Türkiye'de de uçan kanadın tarihçesi oldukça ilginç. Geçmişte hatırlayacaksınız, bu konuyla ilgili de özel bir video yapmıştık. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türk Hava Kurumu uçak fabrikası var. Bu fabrikada çok sayıda Polonya'dan kaçmış mühendisler var, çalışanlar var. Onlar savaş bitince ülkelerine dönmeye başlıyorlar ve yerlerini Türk mühendisler almaya başlıyor. Bu fabrikayı da ayağa kaldıracak, mühendislik kabiliyetlerini geliştirecek İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından 1940'lı yıllarda bir uçan planör, uçan kanat tasarımına sahip bir planör geliştiriliyor. Buna da THK-13 adı veriliyor. Testler yapılıyor ama bazı küçük aksaklıklar yaşanıyor. Ona rağmen o yıllarda, yani günümüzden nereden baksanız 80 yıla yakın süredir bunun yapılabilmesi de Türk mühendisliği ve uçak sanayi açısından da önemli. Bu planör 1948 yılında Paris'teki havacılık fuarına götürülerek orada sergilendiğinde belirtmemizde fayda var. Uçan kanat konsepti günümüzde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından ANKA 3 olarak adlandırılan jet motorlu İHA konseptinde yaşatılıyor. Halen yer testlerinde. Ben yakın bir zamanda bu videoyu çektiğimiz tarihlerin sonrasında uçacağını tahmin ediyorum ama dediğim gibi aerodinamik açıdan bunu tasarlamak, yazılımı, diğer sistemleri hiç kolay bir olay değil. Havacılıkta da acele ettiğiniz zaman, gerekli testleri yerde yapmadığınız zaman havada bir uçuş emniyetsizliğine yol açabilirsiniz. Biraz sabır diliyorum çünkü her ANKA 3 ile ilgili çok fazla sorular var. Ben yakın zamanda gökyüzüyle bulaşacağına açıkçası inanıyorum. Evet, uçan kanat yüksek aerodinamisi, yakıt tasarrufu sağlıyor. Uçuş açısından oldukça iyi bir performansa sahip ve sizi farklı farklı görevlere doğru gidiyor. Ama havacılıkta birçok teknolojide olduğu gibi önce uzayda görüyoruz bazı şeyleri, sonra askeri havacılıkta Ar-Ge maliyetleri tamamlandıktan sonra sivil hayata geçiyor. Bakarsınız belki önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde uçan kanat yolcu uçaklarıyla da uçabilmek mümkün olabilir. Sesim için videoda çok özür dilerim. Yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor ama gündemdeki bu konu çok önemliydi. Sizleri bilgi vererek bu konudan eksik kalmamamızı hedefledim. Daha fazla video için lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınız için yorumlarınızı bekliyorum.